Allah 6 günde yarattı gökleri yerleri. Yahudiler diyor ki 7. gün yoruldu, istirahata çekildi. Evet, Yahudilerin itikadıdır. Hoca efendi sen de Tevrat bilmezsin, İncil bilmezsin, bunları nereden bilirsin? Siz de Fatih Altaylı gibi başlamayın şimdi. Ben nereden bileyim? Ben Kur'an'dan biliyorum. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Biz gökleri yerleri 6 zamanda yarattık. O zaman güneş ay olmadığı için gökten yerden evvel bildiğimiz manada gün yok. Ama zaman kastediliyor. Ama buyuruyor Rabbim bize hiç yorgunluk dokunmadı. Niye söylüyor onu? İşte Yahudilerin cumartesi, onlar cumartesi niye tatil ediyorlar? Allah cumartesi yorulmuş, dinlenmiş ya, hiç iş yapmamış, onlar da iş yapmaz. Rabbim buyuruyor ki bana yorgunluk dokunmadı. Bir adam dese ki Allah yoruldu, istirahata çekildi, ne olur? Bu nasıl iştir? Ondan sonra kütübihi, kitaplarına, imana gelelim. Şimdi dur bakalım. Amentü billahi, Allah'a iman. Allah'a iman da gördünüz. Birkaç tane anlattım. Hepsini anlatamam da. Allah neler yaptı? İde vente rabbuke fekatila. Musa aleyhisselam'a derler. Sen git Rabbinle beraber ikiniz savaşın. Biz burada oturuyoruz. Hiç. Ondan sonra. Meleklere imana gelelim. Melekler meselesinde. Cebrail aleyhisselam'ı severler mi? Sevmezler. Nasıl Cebrail aleyhisselam'ı sevmeyen nasıl meleklere iman etmiş oluyor? Baş melek. Bakara suresinin efendim 90 önümde de rakama bakayım 97. ayeti 97-98 Rabbim ne buyuruyor estaizu billah? Kul men kâne aduve li Cibril. Habibim söyle ki kim Cebrail'e düşmansa fel yemut gayzan, gizlidir orada. O öfkesinden gebersin. Siniriyle gebersin diyor Allah. Bu ayettir ya. فَاِنَّهُ نَزَّلُوا عَلَى قَلْبِكَ. Çünkü Kur'an'ı senin kalbine indiren Cebrail'dir. Onlar onun için de onu sevmezler. Ama Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı indiren kim? O da Cebrail Aleyhisselam. Bütün peygamberlere kitaplarını indiren kim? O da Cebrail Aleyhisselam. Yahu koca Zebur gibi. Davud Aleyhisselam. وَاَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا. Biz Davud'a Zebur verdik diyor Allah-u Teala ya. Bir peygamber, kitap sahibi peygambere sen bu kadar namussuzluk, iftira et ya. Süleyman Aleyhisselam sihirbazdı. Büyüyle zapt etmiş cinleri minleri. Ona da öyle diyorlar haşa ve kella. Ondan sonra Lut Aleyhisselam için bir iftiralar var bu Muharref Tevrat'ta. Kızlarıyla fenalık ediyordu diyorlar. Koca Lut peygamber. İbrahim Aleyhisselam'ın yeğeniydi. Büyük peygamber. Bu nasıl ittifakımız olacak? Ne kastediyorlar bunlar? Meleklerde Cebrail Aleyhisselam'a düşmanlıkları meselesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye geldiğinde, tabi o zaman Yahudiler Mekke'de hep durumları duydular falan, ama Medine'ye gelince artık, şimdi Tevrat'ta da yazıyor, daha Efendimiz'in Medine hicreti bile yazıyor. Onları bildikleri için süreci izliyorlar. Daha doğduğu geceye kadar haberleri var. Ben Mevlid gecesinde anlatıyorum ya. Yahudinin birisi geldi Efendimiz'i doğduğunda gecesi görmeye geldi ya. Mekke'de bir Yahudi vardı. Bütün alametleri bekliyor. Alametler görününce gökte yerde geldi, ne dedi? Şimdi İsrailoğullarının yıldızı söndü dedi. Ya. Medine'de öyle dellal vardı bir. Bu iyi bilenleri. Abdullah bin Selam radıyallahu anh. O Yahudilerin en büyük alimlerinden. Fakat insaflıydı. Geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret etti. Bazı sorular sordu, cevaplar aldı. Dedi, levlem tekun fiyâ hayâtun mübeyyinetun. Lekâne men zarûyun bîke bil haber. Ya bu zatın dedi, hiçbir mucizesi olmasa da, yani sorduğuma cevaplar da verdi ama doğru cevaplar, manzarası söylüyor sana peygamber olduğun dedi. Hemen iman etti. Dedi, ya Resulullah, şimdi benim arkamdan Yahudi heyetleri gelecek sana, beni şu perdenin arkasına bir yere sakla da onlar gelsin sana sorsun etsin bakalım, sonunda ben çıkarım dedi ortaya. Ondan sonra Fedek denen yer var, Hayber tarafı herhalde o. Fedek'ten bir heyet geldi. Başlarında Abdullah bin Suriye var, şaşıdır. Sonradan onun Müslüman olup olmadığı ihtilaflıdır. Ama o zaman çok büyük tabii kafirlik etti. Onda bir ihtilaf görülüyor ama ekseriyetle efendim Müslüman olduğuna dair tam bir nas yok.
bir heyet halinde geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelince dediler ki uykun nasıl uykun? Bize dediler Tevrat'ta ahir zaman peygamberinin uykusunu Allah bildirdi. Evvela onu sordular. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem tenamu ayni ve kalbi yakadan. Gözüm uyur ama kalbim hep uyanık kalır. Her şeyin haberim var. Ha dediler. Sadakte doğru söyledin dediler. Vasfı tuttu. Dediler şimdi sana öyle sorular soracağız ki bu soruları ancak peygamber olan bilebilir. Ya da peygamberden öğrenmiş olması lazım. E şimdi peygamberlik Mekke'de olmadığı için hiç fetret devri 500-600 sene hiç. Zaten İsa Aleyhisselam zamanında da oralara uğramamış. Yani müşrik olan bir kavimden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş. Dediler sana şunu soracağız. Çocuk erkekten mi olur, kadından mı olur? Erkeğin suyundan mı olur, kadının suyundan mı olur? Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Emel izamu vel asabu vel uruk fe minel racul. Çocuğun kemikleri, sinirleri, damarları erkekten olur. Ve emel lehmu ve demu ve zufru ve şa'ru fe minel mera. Eti, kanı, tırnağı, tüyü kadından olur. Oo ne cevap dediler. Şimdiki doktorlar biliyor mu acaba bunu? Sadak de doğru söyledin dedi. Yahudici. Dediler bir soru daha. Bunlar ağır sorular. Dedi çocuk niçin bazen amcalarına benzer dayılarına hiç benzemez. Bazen dayı tarafına çeker hiç amcaları tarafına benzemez. Acayip bir sorular. Bilmiyorum şimdi biliyorlar mı? Bu eyyumum eyyuma galebe ma'u ma'a sahibi kâne şibulû. Gelen sulardan iki taraftan hangi su fazla gelirse benzerlik o tarafa olur. Allah sadak dediler ya. Bunlar Tevrat'taki en gizli ilimler ya. Zaten Tevrat'ı ezbere bilen çok az. Onun için değiştirdiler. Kur'an niye değiştirilemiyor? Hafızı çok. Anladın mı? Enacilu fi suduri ahir zamanda göndereceğim ümmetin diyor İncilleri göğüslerinde olacak. Yani Kur'anları, İncilleri değil mi? Kitapları kalplerinde olacak. Bütün Kur'anları yaksan kaybetsen Allah muhafaza şu anda harfine kadar noktasına kadar yazdıracak hafızlar var mı dünyada? Var hem de kaç tane var? Belki binlerce var. Hafız çok, yüz binlerce, milyonlarca olabilir de yani onun noktasına kadar hiç şüphesiz yazdıracaklar yine binlerce çıkar. Peki. Dediler dördüncü soru. Yakup Aleyhisselam'ın kendisine haram kıldığı bir yemek var. O hangi yemektir? Çünkü Tevrat'ta bize diyor ki ümmi peygamber gelecek. Efendimiz de ümmi. Ümmi peygamber onu haber verecek yazıyor. Hem bunu söyle bakalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fe enşüdüküm billahi'llezî enzelet tevrati alâ Musa. Musa'ya Tevrat'ı indiren Allah için doğru konuşun dedi. Bak Allah adına size ant veriyorum. Ben cevap vereceğim ama siz bildiğinizi gizlemeyin. Hel te'alemûn enne İsrail'e Yakub aleyhisselam. Yakub aleyhisselamın bir adı nedir? İsrail'dir. Onun için bunlar o ismi takmışlar ama Efendi Hazretleri derdi İsrail'e sövüp durmayın. Beni İsrail deyin. Yani Beni İsrail. İsrail'in oğulları manasında da oğullarının da kafirleri manasında. Yoksa onun oğullarından da peygamberler geldi bu kadar Müslümanlar geldi o ayrı. Şimdikilerde tabii efendim hidayet üzere olan bir tane yok. Çünkü hidayet üzere olmak için şart ne? Müslüman olmak. Müslüman olmadıktan sonra ben de orada kalayım dersen olur mu? Bir tane profesörün hocaların hocası geçinen bir tane profesörün dediği gibi yakında işte kitap baskıya verdim. Üç tane görüşüne böyle büyük bir reddiye yaptım. Bir tane görüşü de ne? Şu anda diyor Yahudi Hristiyan olup da kafir olmayan var. Evet. Bu adam Türkiye'deki ilahiyatta falan hocaların hocası. Bir de o şeyler gibi değil. Hani bazıları var ya sizin de beğenmediğiniz reformistler. Değil. Bu İslami kesimde fetva veren finansların bile fetvacısı. Ya. Üç tane görüş. Bir tanesi de Yahudi olup da kafir olmayan vardır. Nasıl oluyor? Ben demin de beri anlatıyorum. Ya Müslümandır ya kafirdir. Arada bir orta yer yok. Nasıl olacak ya? Allah Allah. Peki Yakup Aleyhisselam merizan merizan şediden çok ağır hasta oldu. Siyatik hastalığı gibi bir rivayet hatırlıyorum. Yani bütün çok ağrılı bir hastalıktır o. Aşırı ağrı verdi ona. Fetale sekamu hastalığı uzayınca fe nedir Allah nedir an? Allah için bir adak yaptı. Len şefa Allah'ım şakami. Allah bana bu hastalığımdan şifa verirse le yuharrimenne habbe şerabile ve habbe ta'amile en sevdiği içecekle en sevgili yiyeceği kendisine haram edecek. Bu var mıdır?
Vardır, adak böyle olabilir. Haram edecek ne demek? Yasak edecek. Yani şöyle, iyileşirsem bir daha börek yemeyeceğim. Bir adam dese, efendim börek yemeyi mesela kendime haram ediyorum dese, ne olur bu? İyileştiği takdirde bunu yememesi lazım. İslam'a göre de böyle. Yememesi lazım. Ama şimdi hoca efendi sıcak sıcak taze börek çıktı fırından, şimdi ben böyle bir attım ama şimdi ne yapacağız? O zaman yemin kefareti verecek. İslam'da bu haram ediyorum kendime demenin hükmü nedir? Yemin kefareti gerektirir. Bunları bilmeden konuşuyorsunuz. Atması kolay. Ondan sonra kendi kendine ben bozdum. Nasıl bozuyorsun ya? Bu laf ağzından çıkması kolay. Ondan sonra o seni esir alıyor. İslam'ın hükmü var. Karıya boş ol diyor 3 defa. Ondan sonra gel bakayım barışalım. Nasıl barışıyorsun ya? 3 kere talak verdin, 3 bağı koparttın. Yok ben şakadan dedim falan. Bu sefer kıvırmalara başlıyor. Yok sinirliydim, sarhoştum. Hadi git işine. Sarhoş da olsan karı gitti. Şaka da olsa nikah gitti. 3 şeyin şakası da ciddi, ciddisi de ciddi. Resulullah öyle buyurdu. Selahatun ciddiğinde ciddün ve ezdiğinde ciddün. Talak ve nikah alıyordak. Köle azat ettim gitti. Evlendim dedin, kabul ettin. Tamam evlendin. Sana sordular. Şahitler de orada var. Sen bununla evlenmeyi kabul ettim. Ettim dedin. Ondan sonra da yok ya ben şaka yaptım. Ne ya? Olur mu öyle şey? Adama derler bu karıya bak bakalım şimdi. Evlendin derler. Onun için burada şaka yok. Yakup Aleyhisselam adak yaptı. Peki yani habbu ta'amile lühmane li bil habbu şerabil elbana. En sevdiği yemek, yemeği kendime haram edeceğim. En sevgili içeceği. En sevdiği yemek deve etiydi. En sevdiği meşrubat da deve sütüydü. İyileştikten sonra onlara yaklaşmadı. Ama o öyle bir başkası gibi taze süt falan diye ne yapmaz? Allah'ın peygamberi bizim gibi yemini bozma. Kalkmaz. O adağını yerine getirdi. Öyle midir de Allah için dedi. Tevrat'ı indiren Allah için öyle midir değil midir dedi Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler Allahümme ne'am. Vallahi doğru dediler ya. Nasıl biliyorsun dedi. Ondan sonra bir kere bir daha sordular. Efendim cennete girdikleri zaman cennet ehlinin cennette ilk yiyeceği nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem feziyâdetü kebidihûd. Balık ciğerinin artığıdır. Yani ciğerin kenarında mı o? Havyar. Balık havyarıdır dedi. Bunu da bildin dediler ya. Şimdi adam dedi ay ben de havyarı hiç sevmem. Ulan cennete girdin de havyar yemesi kaldı be. Yani ben de sevmem. Şimdi doğruyu konuşalım. Ben de sevmem yani. Ben hayatta yememişim. Ama kardeşim cennetteki buna benzer mi ya? Bunun ne alakası var cennetin balığıyla buranın alığı? Fark eder yani çok. Bunlar ayrı bir şeyler şimdi. Peki dediler sonuncu olarak bir mesele kaldı. Onu da cevaplarsan sana inanacağım ve uyacağım. Sen şimdi Allah tarafından vahiy geliyor diyorsun. Bunları da bana Allah bildiriyor. Zaten ümmisin. O zaman sana bunu hangi melek getiriyor dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Cibril. Bana Cibril getiriyor. Oo, şimdi bozacak ya. Hepsine doğrusun doğrusun şimdi ne kaldı? İnanması uyması kaldı. Şimdi orada kıvırma payı olmak üzere. Şimdi işi bozdun. O bizim düşmanımızdır dediler. O azap meleğidir. Harpleri, azapları, şiddetleri o indirir. Biz Mikail ile aramız iyidir dedi. Ulan ne aranız iyi be. Mikail de lanet okuyor size. Dediler Mikail dediler rahmet meleğidir. Yağmurlar, müjdeler, bolluklar getirir. Şimdi doğru. Ben size Berat gecesinde anlatıyorum. Harplerin, zelzelelerin, yerlerin, sellerin, kasırgaların, bütün afetlerin yönetimi kimde? Cebrail Aleyhisselam'da. Yağmurların, mahsullerin, bollukların, bereketlerin yönetimi kimde? Mikail Aleyhisselam'da. Şimdi bu doğru. Doğru ama Cebrail Aleyhisselam harp çıkarttırıyor diye, kasırga yapıyor diye düşman olabilir miyiz ona? Ona düşman olmanın ne manası var? Allah'a düşman olmaktır o. Ne gibi? Köpek gibi. Köpek neye dalıyor? Adamın bacağına dalacağına gidiyor, sopaya dalıyor. Halbuki o sopa sana vurmuyor ki, adam vuruyor sana o sopayla. Sen o sopaya daldıkça daha çok sopa yersin. Halbuki adamın ayağına dalsan adam kaçtı mı sopada gider. E bu da şimdi kalkıyor diyor ki, Cebrail Aleyhisselam'a düşmanız. Ya onu Allah yönettiriyor o işleri ise. Sen Allah'a düşmanım desene. Haşa ve kelle. Hazreti Ömer radıyallahu anh da orada.
Artık şimdi oraya kadar dinledi. Dedi ki dur bakalım. Ya dedi bu düşmanlığınız nereden başladı? Bunun bir tarihçesini bana anlatır mısın dedi biliyor musun? O da dedi bak nasıl oldu dedi. Allah dedi Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ta bildirdi ki Buhtun Nassar diye bir kumandan çıkacak. Mescid-i Aksa'yı yakıp yıkacak. Tevratları efendim tahrip edecek. Ondan sonra o da şu zamanda olacak. Zamanına kadar biz biliyoruz. Halbuki o ne zaman oldu? Onlar bozuldular, bozuldular. Peygamberleri öldürdüler, öldürdüler. Zekeriya Aleyhisselam ağacın içine kaçtı. Ağacın içinde biçtiler, ikiye biçtiler peygamberi. Yahya Aleyhisselam kafasını ayırdılar bedeni şerifinden. Onu öyle. Yahya Aleyhisselam'ın cübbesi duruyordu. O cübbe kan damlamaya başladığı zaman belanız gelecek. Yine Tevrat'ta yazıyor. Yahya Aleyhisselam'ın cübbesinden kan damladığı zaman ahir zaman peygamberinin babası doğacak. Yani Abdullah Efendimiz. Her şey yazılmış. Tevrat hakkında da Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Efendim? وَكِتَبْنَا لَهُ فِي الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ Biz Musa'ya Tevrat'ta her konuda vaaz, nasihat ve her konuda izah yazdık. Her konuda. Kur'an-ı Kerim'de nasıl her şey var? Kur'an-ı Kerim'den sonra diğer kitaplarda bir tek Tevrat'ta her şey var diye Mevla beyan etmiş idi. Ama şimdi bizim Tevrat'a bakmamız caiz mi? Ondan okumamız caiz mi? Haramdır. Hazreti Ömer Efendimiz bir kere bunların neler okuyorlar bir medreselerine gideyim dinleyeyim diye izin istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öfkelendi. اَمُتَهَوِكُونَ اَنْتُمْ كُمَا تَهَوَكَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارِ Yahudi Hristiyanlar şaşkına döndü. Siz de mi sapıtacaksınız? يَكْفِينَا كِتَابُ اللّٰهِ Kur'an neyinize yetmiyor? Allah'ın kitabı. Şimdi yine bu diyalogçulardan bir hoca meal yazmış. Mealin kenarını, Kur'an'ın, Kur'an mealin kenarını doldurmuş. Şu ayeti anlamak için Tevrat'ın şu bölümüne bakın. Şu ayetini mukayesesi için İncil'in şu bölümüne bakın. Yahu Allah'ın kitabı neyine yetmedi? Bir de millete onu tavsiye ediyorlar. Aman bu adamın mealini alın. Adam meali bir alıyor, yanı Tevrat, İncil dolu. Adam da zannediyor ki onlar da sanki Kur'an gibi şu anda geçerli. Ondan sonra onunla kıyas edecek. Kıyas ettiğinde uymadıysa ne olacak? Hangisi doğru? Allah Allah! Bu ne manası var ya? Efendim, bunun üzerine şimdi Allah Tevrat'ta Musa Aleyhisselam'a ne bildirdi? Felen tarihte Buhtun Nassar diye bir adam çıkacak. Babil'di. Babil'den gelecek. Babil nereye? Irak. Oradan gelecek. Mescid-i Aksa'yı yakıp yıkacak. E yakıp yıkacak da kim sebep oluyor? Buhtun Nassar büyük gavur. Dünyanın doğusuna batısına hakim oldu. İki gavur iki Müslüman. Beşincisi yine benim ümmetimden ehli beytimden olacak buyurdu Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya kurulduğundan bu zamana kadar iki gavur dünyanın tümüne hakim oldu. Birisi kimdir? Nemrud İbni Kenan'dır. Yani İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attıran. Birisi kimdir? Buhtun Nassar. Bu Babilli Buhtun Nassar bu bütün dünyaya hakim olmuştur. Mesela Musa Aleyhisselam'ın firavunu dünyaya hakim değildi. O Mısır bölgeseldi. Ama Nemrud'la Buhtun Nassar bu ikisi. İki Müslüman birisi Süleyman Aleyhisselam birisi Zülkarneyn Aleyhisselam, beşincisi Hazreti Mehdi gelecek inşallah. O daha nasip olmadı. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da bütün dünyaya hakimiyet olmadı. Halifeler zamanında da olmadı. Bütün dünya çapındaki Hazreti Mehdi'ye nasip olacak. İsa aleyhisselamla birliktelikleri döneminde. Ondan sonra Allah Teala ne buyuruyor Estaizu billah? فَاِذَا جَاءَ وَعْدُهُ لَاوْمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادَلَّنَا وَقَضَيْنَا İlâ beni İsrail'e fil kitâb. İsrailoğullarına Tevrat'ta hükmümüzü yazmıştık. İsra suresi bu. Letufsidunne fil ardı merrateyn. Dünyada iki kere büyük bozgun çıkartacaksınız. İkisinde de peygamberleri öldüreceksiniz. Ve letealunne uluven kabira. Çok büyük kibir yapacaksınız. Haddinizi aşacaksınız. Feydâ câbâdû lâvmâ. O ilk ifsadı yaptığınız zaman ve'asne aleykum ibâdellenâ. Bizim diyor intikam alma alıcı ismimizin mazharı olan kullarımızı üzerinize göndereceğiz. Şimdi göndereceğiz dediği kullar kim? Buhtun Nassar. Buhtun Nassar baş gavur. Ama Allah diyor ki ben onu sizden intikamımı o gavurdan alacağım. O da benim kulum diyor. Ben size diyor kendi kullarımı gönderiyorum. Bizim kullarımız. Ama bir bizim rahmetimizin mazharı kullarımız var.
Bir de bizim azabımızın, intikamımızın mazharı kullarımız var. Muhtunasarı biz yollayacağız. Hak kulundan intikamın yine kul ile alır. İlmi ledün bilmeyenler anı kul yaptığı sanır. Adam diyor, ledün ilmini bilmesene bu adam bana tokat attı. Halbuki Allah sana bir tokat attırdı işte. O adamın suçu yok demek değil ama o tokatın da nereden geldiğini bir arka planını da düşünmek lazım. Sen peygamber öldürürsen Allah da senin mescidini yaktırır. Mescid-i Aksa'nı da yıktırır. Yıktırdı. Cahçu hilal eder. Evinizin ortalarına girecekler. O kadar Beni İsrail'den o kadar kesti. Günlerce kan ırmaklar aktı Kudüs'te. Buhtu Nasr. Hepsini kesti. Bir tane Tevrat bırak. Yaktı. Ahır yaptı Mescid-i Aksa'yı. Bütün hayvanları bağladı. Şaraplar içti. Domuzları doldurdu oralara. Buhtu Nasr bu ya. Kur'an-ı Kerim bunu beyan ediyor. Ben yaptıracağım diyor. Siz cezayı hak ettiniz diyor. Ondan sonra diyor bir daha tövbe ederseniz, dönerseniz ben yine size nimetimi vereceğim. Sonra bir daha tövbe ediyorlar, dönüş yapıyorlar falan. Ondan sonra bu sefer Yahya Aleyhisselam en sonunda şehit edince al bir daha. İki defa yani bu başlarına büyük belaları Allah musallat edeceğini haber ver. Şimdi Hazreti Ömer diyor ki sen Cebrail Aleyhisselam'a niye düşmansın? Başlarında nedir? Diyor ki şimdi Allah bize bildirdi ya diyor. Biz de diyor o zamandan beri Tevrat'tan onu bekleye tam Buhtu Nasar'ın işte çıkacağı zamanın tarihi gelince Beni İsrail'den kuvvetli bir adamı Babil'e gönderdik. Çünkü o Buhtu Nasar adı belli onu bulacak, onu öldürecek, o da göya. Gelip de halbuki kaderde yazılmış bu, sen bunu bozabilir misin? Gönderdik diyor. Babil'de o zaman miskindi diyor. Kuvvetsiz, fakir, zayıf bir haldeydi diyor. O kral olmadan evvel demek. Garip bir dönem. Firavun da öyle. Firavun mezar bekçisiydi. Ölülerden böyle haçlık alıyordu, ölü gömenlerden. Şey, ilk Firavun'un mesleği o yani. Tabii o birden adam, şimdi görmüyor musunuz? Dünkü çapulcu, çaycı birden mafya babası olmuş. Türkiye'yi karıştırıyorlar. Onlar önceden diyorlar ki bu bizim handa çaycıydı da. Niye inanmıyorsunuz? Öyle oluyor işte. Birden efendim bu miskin adamı tam bizim arkadaşımız yakaladı, öldürecekken Cebrail geldi diyor. Gelir mi? Gelir. Çünkü Allah kaderini yerine getireceğine göre. Cebrail Aleyhisselam dedi ona ki, insan kılığına girer, gelir. Dedi ona ki diyor, ya sen bunu niye öldürüyorsun? Bu bize musallat olacak. Yahu dedi diyor, Allah bunun size musallat olmasını yazdıysa zaten seni ona musallat etmez. Eğer yazmadıysa adam suçsuz zaten, niye öldürüyorsun? Bu da diyor ikna oldu. Hakikaten ben Allah'ın yazdığını bozamam. Değilse de bu adam bana bir zararı olmayacak bizim millete. Niye öldürüyorum onu dedi. Arkadaşımız diyor döndü. Ondan sonra bir arada hemen o güçlendi, kral oldu falan. Geldi bizi yaktı, yıktı, öldürdü, kesti, astı. Onun için biz Cebrail'e düşmanız diyor. Ondan sonra da diyor ki ama Mikail de Cebrail'e düşmandır. Bunu deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki Cebrail'e düşman olan Mikail'e de düşmandır. Bunların birine düşmanlık, öbürüne düşmanlıktır. Onlar diyorlar işte Allah, birisi efendim Mikail, Cebrail Allah'ın işte sağındadır, Mikail solundadır. Onlar hiç birbirinden konuşmazlar. Lan Allah'ın sağı mı olur, solu mu olur? Siz divane misiniz ya? Tövbe estağfurullah. Cebrail Aleyhisselam Allah'ı bir kere görmüş mü? He? Görmemiş. Bir tek kime nasip oldu? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yani nasıl Cebrail Aleyhisselam sağında olacak ya? Arşın sağında olabilir. Arş cisimdir. Bu sefer Ömer Efendimiz buyurdu ki Lenkâna kemâ tekûlûn. Evet, Mikail ile Cebrail sizin dediğiniz gibi olsalar da, yani biri rahmet meleğidir, biri azap meleğidir. Bunu kabul ediyoruz. Ama feleysâ bi'adüvveyn. Asla birbirine düşman olamazlar. Lan tübek feru min el hamir. Ya siz dedi merkepten dağınan körsünüz dedi ya. Men kana aduven li hadim. Kim birine düşman olsa kana aduven li ahar. Diğerine de düşman olmuş olur. İşte ve men kana aduven lehuma, ikisine de düşman olan, yani birine düşmanlık ikisine birden sayılır. İkisine düşman olan kana aduven lillah, Allah'a da düşman olmuş olur dedi. Dedikten sonra bu ayet geldi. Allah ne buyurdu? Men kâne adüvvel lillâh, kim Allah'a düşmansa, ve melâketi, meleklerine düşmansa, ve rusulî, peygamberlerine düşman, ve Cibril'e, Cebrail'e düşman, ve Mikâle, Mikâle düşman. İki meleğin adı özel geçiyor bu konudan dolayı.
Fe innallâhe aduvvün. Şüphesiz ki Allah büyük düşmandır. Lil kafirin. Kafirler.